Tabii etmeyecek. Galatasaray'la Real Madrid maçı, Real Madrid'de Barcelona deplasmanı olaylar yüzünden herhalde Ertelendi. ertelenmiş. Dolayısıyla daha fazla konsantre olacakları bir maç yani kadro olarak da en azından. Bir de konuk pozisyon olarak kazanmak zorunda geliyor Tabii. Real Madrid. O yüzden... Bale ile Modric'in sakatlığı var. Onlar da Hırvatistan-Galler maçında ikisi birden sakatlandı. Yani Madrid'in de Evet. sakatlık problemi var. Ben 40-40 Real Madrid 40 40 beraberlik 40 Galatasaray 20 olarak görüyorum. İnşallah yanılırım. Galatasaray kazanır. Bu ayrı konu. Ama her ne olursa olsun çok eleştirilen Real Madrid o turnuvada Audi turnuvasında Tabii. falan çok geberiklerdi. Şimdi ligde yine 1-2 gidiyorlar. Tabii, Yani. Geldiler aynen, yine. Tekrar evet. böyle ivme yakaladıkları dönem geldiler. Galatasaray'ın şeyde ben Andone'yi çok beğendim. Yorucu bir santrfor. Lemina'nın düzeldiğine sevindim. Çünkü Enzo Özil'in yanında falan da böyle daha böyle fit Fegül durumda soru olması lazım. işareti. Yani dinlensin diye mi yoksa o geçen haftaki tavırları yüzünden mi? Yok yok. Otur bakalım ya. Ya şimdi Emre'yi de kaybetmek istemez oyuncu. Yani bir fırsat verdi hocaya. O da bir kıpırdandı ya, doğrusu. O sen ara sıra kıpırdan diyecek bundan sonra. Hep ara sıra oynatacak onu. Anlaşıldı ki ya tekrar Fegüli'ye dönecektir hoca. Tabii. Mariano gelecek. Önünde Fegüli oynayacak. Daha top bir takım çıkaracak kesin. Chip Santfor falan deniyor. Falcao'nun ben 17-18 gün antrenman yapmadan Ramos'un kucağına atacağını düşünmüyorum onu. Galatasaray'ın da böyle beklentisi olmasın açıkçası. Belki kulübede olur. Şartlar pozisyona göre oyuna girebilir diye düşünüyorum ben. O zaman